Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle taze peynir, salamura peynir nasıl yapılır, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, peynirimizin delik delik olmaması için neleri bilmemiz gerekiyor, bu konular üzerinde yapmış olduğumuz işlemleri anlatacağız. Daha önceki videomuzda hazır almış olduğumuz taze peyniri nasıl tuzladığımızı, nasıl yaptığımızı, nasıl muhafaza ettiğimizi gayet 10 numara açıklayıcı bir şekilde ifade etmiştik. Bunun ardından bu peyniri nasıl yapacağız, peynirimiz delik delik olmaması için nelere dikkat etmemiz gerekiyor diye sorular geldi ve sizler için bu videoyu çekmeye başladık. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 5 litre sütümüzü ocağımızın üzerine koyduk. Daha önceki videolarımızda da süt süze videosu yapmıştık. Sütümüzü aldığımız zaman bu süzeklerin güzelce süzme işlemini gerçekleştirdik ve ocağımızın üzerine koyduk. Bu şekilde sütümüzü ocağımıza koyduktan sonra ısıtma işlemine başlıyoruz. Ne kadar ısınacak? Süt ineğin memesinden çıktığı zamanki sıcaklığa kadar tekrardan ısıtma işlemini gerçekleştireceğiz. Yani kısacası serçe parmağımızı yakacak olan sıcaklığa gelinceye kadar güzelce sütümüzü pişirme işlemine devam edeceğiz. Burada çok uzun bir zaman değil. Zaten sütün ısınması çok hızlı oluyor. Bunu takip etmeniz gerekiyor. Ve aynı zamanda sütümüz ısınırken de ara ara karıştıracağız. Yani tüm sütümüzün aynı homojen bir halde ısının gerçekleşmesi için ara ara karıştırma işlemini gerçekleştireceğiz. Ortalama 3 ya da 5 dakika yüksek ateşte ısıttığımız zaman bu istediğimiz sıcaklığa ulaşmış bulunmaktayız. Sütümüz sizlere anlatmış olduğumuz ineğin memesinden çıktıktan sonraki sıcaklığa kadar ısıtma işlemini gerçekleştirdik ve ardından sofra bezinin üzerine görmüş olduğunuz gibi tenceremizi koyduk. Bu şekilde koyduktan sonra şu anda kış ayında olduğumuz için kaloriferler yanıyor. Aynı zamanda da kaloriferin yanına koyduk. Yani sıcaklığı elde edeceğiz. Peynirimizin mayalanmasının daha hızlı ve daha kaliteli olması için bu şekilde sıcak bir bölgeyi tercih etmiş bulunmaktayız. Bu şekilde sütümüz istediğimiz sıcaklığa geldikten sonra şimdi maya ekleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi mayamızı hazırlama işlemine geçtik. Şimdi burada bir kabımızın içerisine bir yemek kaşığı normal su ekliyoruz ve ardından bir yemek kaşığı peynir mayamızı ekleyip güzelce kasemizin içerisinde karıştırıyoruz. Bu şekilde ekledikten sonra maya ve suyumuzu güzelce görmüş olduğunuz gibi karıştırıyoruz. Ardından maya ve su karışımımızı sütümüzün içerisine ekliyoruz ve aynı zamanda karıştırma işlemine devam ediyoruz. Maya ve suyumuzu ekledikten sonra güzelce sütümüzü karıştırıyoruz. Burada özellikle sütümüzün sıcaklığına dikkat etmemiz gerekiyor. Çok aşırı sıcak yaparsak istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Bu sıcaklığa çok büyük önem göstermemiz gerekiyor. Güzelce maya ve su karışımımızı süt ile karıştırdıktan sonra tenceremizin üzerine kendi kapağını koymuyoruz. Delikli bir elimizde süzgeç vardı. Süzgecimizi koyduk. Niçin? Terleme yapmasın diye. Bu şekilde tenceremizin üzerine örttükten sonra sofra beziyle güzelce tenceremizin üzerini kapatıyoruz. Bu şekilde sofrayla güzelce tenceremizi sarma işlemini gerçekleştirdikten sonra sütümüzün mayalanmasını bekliyoruz. Sütümüzü bu şekilde soframıza sardıktan sonra 15 dakikalık bir zaman geçti ve kontrol yaptığımızda şu anda sütümüzün tuttuğunu görüyoruz. Bakın şu şekilde tenceremizi yukarıya doğru kaldırdığım zaman kalıp gibi olduğunu görüyorsunuz. Herhangi bir akma, herhangi bir sızma durumu yok. Yani sütümüz gayet güzel bir şekilde tutmuş durumda. Şimdi diğer işlemlerimize devam ediyoruz. Peynirimiz göstermiş olduğum şekilde tuttuktan sonra peynirimizin sulanması için kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bakın bu şekilde güzelce peynirimizi kesiyoruz. Peynirimizi sizlere göstermiş olduğumuz şekilde kestikten sonra üzerinin kapağını güzelce kapatıyoruz ama bu sefer sofra beziyle örtme işlemini yapmıyoruz. Yine kaloriferin yanında kapağını koyduğumuz şekilde kapağımızın bakın şuraları delikli. Buradan hava alacak şekilde peynirimiz bu şekilde beklemeye devam ediyor. Bu şekilde sulanmasını bekliyoruz. Peynirimizi kesme işlemini gerçekleştirdikten sonra peynirimiz sulanırken çaydanlığımızın içerisine görmüş olduğunuz gibi suyumuzu doldurduk. Bu şekilde suyumuzu güzelce kaynatıyoruz. 15 dakikalık bekleyişten sonra görmüş olduğunuz gibi peynirimizde sulanma işlemi gerçekleşti. Bakın şu şekilde görüyorsunuz. Peynirimizin tutan yerleri belli, sulanan yerleri belli. Bu şekilde peynirimiz güzelce sulandıktan sonra şimdi kesemizin içerisine alacağız ve işlemlerimize devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi peynirimizi kesemizin içerisine alıyoruz.
Peynirimizi kesemizin içerisine koyduk ve ardından bakın tenceremizin içerisinde kalan kısımlar oldu. Şimdi bu kısımlar için peynirimizin çıkan şu sarı suyunu alıp tenceremizin içerisine alıyoruz. Bu şekilde tenceremizin içerisinde güzelce çalkalayarak içerisinde kalan peynirlerimizi de almış olacağız. Tenceremizin dibinde kalan kısımlarını da tekrardan kesemizin içerisine dökme işlemini gerçekleştirdik. Peynirimizi bu şekilde keseye döktükten sonra güzelce süzdürme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu peynirimizden çıkan şurada görüyor musunuz? Şurası bizim sarı suyumuz. Bu sarı suyumuzu ayrı bir tenceremizin içerisine alacağız. Peynirimizin sarı suyu çıkmaya başladı. Bu sarı suyunu da biriktiriyoruz dostlarım. Bu videoda bu kısımdan bahsetmeyeceğim. Bu ayrı bir video olarak gelecek. Bu sarı suyundan da inşallah lor yapacağız. Lor videosu olarak da kanalımıza bu videomuzu yükleyeceğiz. Bakın görmüş olduğunuz gibi sarı suyunu ayrı bir tenceremizde biriktirme işlemine devam ediyoruz. Peynirimizin sarı suyu bir miktar yani 2,5-3 litre olacak şekilde bakın tenceremizde süzüldü. Bu aşamaya geldikten sonra sıra kaynamış yani sıcak suyumuzu eklemeye geldi. Bakın bu şekilde sıcak su ekliyoruz. Burası önemli. Çok aşırı kaynar bir su eklememize gerek yok. Elimizi yakacak sıcaklıkta olan ılık olarak adlandırabilecek olduğumuz suyumuzu sütümüzün üzerine ekliyoruz. Suyumuzu ekledikten sonra tekrardan bu şekilde süzeğimizin içerisinde, kesemizin içerisinde sütümüzün tekrardan bu suyunu güzelce süzdürme aşamasına devam ediyoruz. Bu eklemiş olduğumuz kaynar su süzeğimizin içerisinde süzüldükten sonra bunu lorumuz için almıyoruz. Bu lor için alan bir su değil, bunu dökmemiz gerekiyor. Bu şekilde bu süzülen suyumuzu döküyoruz. Peynirimizin kaynar ılık olarak dökmüş olduğumuz suyunu süzme işlemini gerçekleştirdikten sonra bakın peynirimiz gayet bir şekilde artık bir şekil almaya, yön almaya başladı. Peynirimiz bu şekilde şekil aldıktan sonra buradaki süzeğimizi güzelce kıvırarak bu şekilde peynirimizi sıkılaştırma işlemini gerçekleştiriyoruz ve bu şekilde tamamen sudan arınma işlemini sağlamış oluyoruz. Bakın bu şekilde biraz kuvvet uyguluyoruz ve aynı zamanda üst tarafını güzelce kıvırdık. Kıvırmış olduğumuz bölgeyi ters çevirerek bu şekilde süzeğimizi güzelce sıktırma işlemini gerçekleştirdik ve ardından altına kesme tahtamızı koyduk. Bu şekilde buradaki peynirimizin tamamen suyundan arındırılmasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada üzerine herhangi bir ağırlık koyarsanız işlem daha hızlı olabilir. Bu sizin tercihinize kalmış. Temiz bir taş koyabilirsiniz. Ama biz bu şekilde ağırlık koymayı tercih etmiyoruz. Çünkü kendisi zaten güzel bir şekilde süzülüyor. 15-20-30 dakika boyunca bu şekilde durması yeterli olacaktır. Şimdi bu şekilde güzelce suyunun süzülmesi için bekletiyoruz. Tahtamızın üzerine koymuş olduğumuz salamura taze peynirimizin suyu tamamen aktı. Bakın en son çıkan suyu da şöyle sizlere göstermiş olayım. Şu anda suyu tamamen süzülmüş oldu. Şimdi peynirimizi kesemizden çıkartıyoruz. Şimdi sıra geldi peynirimizi kesemizin içerisinden çıkarmaya. Peynirimizi güzelce kesemizin içerisinden çıkartıyoruz. Bakalım istediğimiz o delik delik olmayan efsane peyniri elde edebilmiş miyiz? Kesemizin ağzını açıp peynirimizi güzelce çıkartıyoruz. Şu efsaneyi görün dostlarım. Efsane peynir nedir? Nasıl yapılır videosu budur. Efsane bir peynirimizi şu anda elde ettik. Şekil itibariyle efsane, görüntü itibariyle efsane. Her türlü ben buradayım diyor. Bu iş düzgün oldu. Bu benim vermiş olduğum tarifi yapabilirsiniz mesajını bizlere veriyor peynirimizin görüntüsü. Şimdi peynirimizi güzelce dilimliyoruz. Hem sizlere içini gösterelim, delik delik olmadığını gösterelim, garantisini gösterelim. Ardından tuzlama aşamasını göstermeyeceğiz. Bakın burası önemli. Tuzlama aşamasını sizlere göstermeyeceğiz. Bir önceki videomuzda bu şekilde salamura taze peynirimizi nasıl tuzladığımızı, nasıl yaptığımızı canlı olarak sizlere gösterdik. Oradan merak edenler izleyebilir. Tekrar tekrar göstermemize gerek yok. Peynirimizi dilimleme işlemini gerçekleştirdik. Bakın şu şekilde kameramı yakınlaştırıyorum. Peynirimi görüyor musunuz? Bakın şuradaki şu yumuşaklığı görüyor musunuz? Efsane bir peynir. Ben buradayım diyor. Bu iş oldu diyor. Şurada peynirimi sizlere gösteriyorum. 10 numara 5 yıldız olacak şekilde peynirimizi elde etmiş bulunmaktayız dostlarım. Sizler de bu vermiş olduğumuz tarif ile 10 numara 5 yıldız peyniri evlerinizde kendiniz çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.